Sosyopolitik'ten herkese merhabalar. Her pazar olduğu gibi bu pazarda sizlerle birlikteyiz ve bu bölümümüzde iktidarın seçim yasası ve siyasi partiler yasasında yapmayı planladığı değişiklikleri ve bunlardan hareketle Türkiye'deki seçim sistemini konuşacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı uzun süredir üzerine çalıştığı değişiklikleri tamamladı ve yaptığı çalışmayı Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönderdi. Basına yansıdığı kadarıyla MHP'nin de önerisi için seçenekli olarak hazırlanan bu taslakta seçim barajının %5'e düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca milletvekili transferi engellenmek isteniyor partiler arasında ki siyasi partiler seçimden sonra milletvekili transferiyle grup kurarak seçime girme yeterliliği kazanamasın. Ayrıca daraltılmış bölge önerisine yer veriliyor. Buna göre her seçim çevresinin yeni milletvekili çıkarması öngörülüyor. Bütün bu değişiklik önerilerini konuşacağız. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Ali Çarkoğlu ile birlikteyiz. Ali Bey merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. İlk olarak bu değişiklikle genel olarak görüşünüzü sormak istiyorum. Siz bu önerileri nasıl görüyorsunuz? Aralarında en kritik olan hangisi sizce? Bunlar epeydir gündemdeydi. İlginç bir şekilde kamuoyuyla paylaşmadan önce ittifak partileri birlikte çalışmayı tercih ettiler. Bu yeni bir yöntem Türkiye için. Fakat burada bence en önemli olan konu daraltılmış bölgedir. Çünkü %5'e indirilmesinin yani herhangi bir pratik etkisi olmasını ben açıkçası beklemiyorum. Niye? Yani uzun dönemde etkisi olacaktır. Çünkü yeni partilerin kurulması ve seçimlerde rekabet etme olanağı artmış olacak. Fakat bugünden bir sonraki seçime var olan partiler arasında yani kritik olan ittifaka dahil olamayacak ve %5'e yaklaşma ihtimali olan kaç partimiz var diye baktığım zaman ya %5'e yaklaşma ihtimali henüz görünmeyen birkaç parti var. Ya da bu partiler zaten ittifaka gayet rahat entegre edilebilecek partiler. Dolayısıyla %5 riskli görürlerse ittifaklardan birine entegre olurlar. Diğeri HDP'nin durumu. O ittifakların hiçbirine çağrılmıyor. Fakat o da zaten her araştırmada %10'un üzerinde gözüküyor. Dolayısıyla %5'e düşürülmese ne olacaksa %5'e düşürüldüğünde de 3 aşağı 5 yukarı aynı şey olacak. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü artık bu %10 gibi yüksek bir baraj artık savunulması mümkün olmayan bir hale geldi. Yani tek yaptığı şey ittifak aranjmanı sonrasında HDP gibi bir partiyi dışarıda tutmaya yarayabilirdi. Ama o da artık işlemiyor çünkü zaten o da %10'un üzerinde olduğu için. Dolayısıyla en azından ahlaki olarak %10'luk bir sistemle çalışıyoruz dememek ve herkesin yapamadığını yapmış olmanın konforunu yaşamak amacıyla %5'e indirmeyi tercih etmiş görünüyorlar. Şimdi bu uzun dönemde tabii değişik partilerin siyasi oyuna girme isteklerini kamçılayacak. Bu iyi bir şey. Burada hiç kötü bir şey yok. Yani biliyoruz örneğin çevreci partiler kurulamıyorlar. Kurulsalar %5'i geçemeyiz diye düşünüyorlar. Ülke gündeminin önemli bir maddesi olmasına rağmen Türkiye'de medeni dünyanın pek çok yerinde görünen yeşiller gibi bir bir partiyi göremiyoruz. Şimdi bu tür partilerin kurulması daha mümkün hale gelecek. Bu iyi bir şey. Bu oy verme davranışını da etkiliyor değil mi? %10 barajı nasıl? Tabii ki. Azar vermeyeyim oy diye. Yani şu anda yaptığımız hesap şöyle bir şey. Yani partiler %5'i ya da barajı geçemeyeceklerini düşününce seçmen de aynı şeyi düşünmeye başlıyor. Onlar da diyorlar ki ya benim birinci tercihim yeşiller olurdu farz-ı mahal. Ama yeşiller yok. O zaman ben başka bir partiye gideyim diyor. İkinci, üçüncü tercihlerini seçimde oya çeviriyor. Şimdi böyle bir şey tabii iyi bir temsil anlamına gelmiyor. Yani partiler oyalıyorlar ama aslında gerçek anlamda bizim fikirlerimizi temsil etmelerini istediğimiz partiler dışarıda anlamına geliyor. Bizim ikinci, üçüncü tercihlerimiz meclise gitmiş oluyor.
Bu açıdan bu %5 barajına indirilmesi dünya standardında da zaten genelde olan düzey budur. Bu iyi bir şey Türkiye için. Fakat kısa dönemde etkisi olmayacaktır. Benim argümanım bu. Diğer önemli değişim daraltılmış bölge. Ve bu da tabii benim kanaatim yine düşürüldüğü gözlenen barajın aslında yeniden arka kapıdan kurulması anlamına geliyor. Ve tabii bunun yanı sıra Pandora'nın bir kutusunu daha açmış olacaklar. Bu da bu bölgeleri birilerinin oluşturması gerekecek. Şimdi bu kolay bir şeymiş gibi gözüküyor. Fakat işi biraz dikkatlice baktığınız zaman hiç kolay bir iş değildir. Niye? Çünkü... Bu sistemin ve dar bölge sisteminin ayrıntılarını bize anlatın. Çünkü kafa karıştırıcı konularda bunlar. Tabii, yani tabii. Dar bölge sistemi neydi? Şimdi bu değişiklikle ne hedefleniyor tabii. Sizden dinleyin. Tabii tabii. Şimdi şu anda var olan sistemde geniş illerin tümünde illerin nüfusuna göre ayrılmış olan sandalyelerin tümü için bir yarış olur. Bir tek İstanbul gibi büyük illerde birinci, ikinci, üçüncü bölge gibi aranjmanlar var. Burada da yani toplam işte 95-100 arası bir sandalye düşüyordu İstanbul'a bundan önce 2018'de. Bunu yaklaşık üç eşit bölgeye bölünür ve her bölgede yaklaşık 25-30 tane sandalye için bir yarış olur. Şimdi bu yarış da DONT sistemi dediğimiz bir sistemle gerçekleşir. Bütün partilerin oyları mevcut sandalye sayısı kadar defa bölünür. Dolayısıyla birinci bölümde en yüksek partiye birinci sandalye gider. Sonra ikincisi dağıtılırken bütün partilerin oyları yine ikiye bölündüğünde en yüksek olan oydaki partiye gider. Dolayısıyla diyelim siz %40 birinci parti almış, ikinci parti de %30 almış. Birinci sandalyeyi %40'la birinci parti alır. İkinci sandalyeye giderken birinci partinin oyu %20 gibi işleme girer. Şimdi 20 iken 20'den büyük olan bir oy var mı diye bakıyorsunuz. Evet var, %30 alan ikinci partinin oyu. İkinci parti sandalye ikinci partiye gitmiş oluyor. Fakat üçüncüye giderken ikinci partinin oyu da %15'e düşmüş oluyor. Yine o da ikiye bölünüyor. Dolayısıyla üçüncü parti, üçüncü sandalye yine birinci partiye gidiyor. Bu şekilde bölümlerle yapılan hesaplamada 24-25 tane defa böldüğünüz zaman ne oluyor? %1, %1.5 gibi oylarla dahi sandalye kazanma ihtimaliniz ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla DONT sistemi için sandalye sayısının geniş olması, büyük olması küçük partilerin en son 1-2 sandalyeyi kazanma şansını ortaya çıkartır. Bu şekildedir ki İstanbul gibi bir yerde %3, %5 dahi alsanız belki son sandalyeyi kazanma ihtimaliniz olur. Fakat şimdi bizim önümüze getirilen sistemde artık 25-30'dan fazla da olması mümkün. Benim anladığım kadarıyla İstanbul'a şimdi 97 ile 100 arası yine sandalye düşüyor. Ki burada da bir sorun var. Neyse onu karıştırmayalım ama ne yapacaklar? 25 tane sandalyeyi 7'şer 3 4 bölgeye bölecekler. Yani her seçim çevresinden 7 milletvekili. 7 tane. O da çok açık değil. Bunu da yapmak son derece zordur. Matematiksel olarak mümkün olan böyle her zaman eşit sayıda yer elde etmek mümkün olmuyor. Ve bu seçim bölgelerinin yaratılması gerekecek. Böyle bir seçim bölgesi şu anda yok elimizde. Yani Kadıköy yakasından 4-5 tane seçim bölgesi yaratılacak. Bunlar nasıl yaratılacak?
İlçeleri dediler bir araya getiririz. Böyle ilçeleri bir araya getirerek olmaz. Çünkü ilçelerin bazıları çok büyük, bazıları ufacık ilçeler. Şimdi Şile Şile var, öbür tarafta Kadıköy var. Şimdi bunları bir araya getirdiğinizde Şile'nin getireceği nüfus çok fazla bir şey olmayacak. Ne yapacaklar? Mahalle mahalle bölmeye çalışacaklar. Tabii şimdi bunları mahalle mahalle bölmeye çalıştığınız zaman siyasi hesaplar işin içine girmeye başlayacak. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce makalenin yazılmış olduğu geniş bir literatür var bu konuda. Bunun ismi gerrymandering denilen şeydir. İlk defa Boston'da yapıldı tahmin ediyorum. Yani azınlık gruplarını bilhassa ya yeni göçmenleri ya Afrikalı Amerikalıları nüfusta sahip oldukları kuvveti azaltmak amacıyla farklı bölgelere bölme stratejisi olarak uygulamaya konulmuş bir şeydi bu. Şimdi değişik partileri, değişik etnik grupları herhangi bir şekilde bir bölgede yoğunluklu olarak bulunuyorlarsa biz onları dört bölgeye dağıtalım, her birinde kaybedecek tarafta olsunlar stratejisiyle hiç sandalye çıkartamaz hale getirebilirsiniz. Bu mümkün. Şimdi bu mümkün ama nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Şimdi bunun için Amerika'da bir sürü komisyonlar kurulur, mahkemelere gidilir, davalar açılır, sınırları yeniden belirlemek amacıyla. Şimdi Türkiye'de böyle bir gelenek yok. Bunu YSK'nın yapması biraz zor olur benim kanaatim. Çünkü burada mevcut büyük partilerin değil, bilhassa küçük partilerin de sürece katılmaları şart. Aksi takdirde zaten bu doğrudan o küçük partilerin seçmenlerini güçsüzleştirmek amacıyla kullanılma riski olan bir yeni yöntem. Dolayısıyla bu bence büyük tartışmaya yol açacak bir şey. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Hem daraltıldığı zaman bölgelerin nasıl oluşturulacağında sorun var. Hem de bu daraltılmanın işlediği büyük illerin toplam sandalye sayısında sorun var. Ben bunun hesabını yaptım. Yani yaklaşık 35 tane sandalye şu anda nüfusun bulunduğu illerde değil, nüfusun olmadığı illerde var gibi gözüküyor. Bunu niye söylüyorum? Yani hesap çok açık. İstanbul'un nüfusu %14 gibi görünürken İstanbul'daki sandalye oranı %14 değil. Yani İstanbul'da... Temsiliyet sorunu da var hali hazırda şu anda. Bu çok büyük bir temsiliyet sorunu. Yani bunun sebebi de şudur. Bu da 80 askeri rejiminin empoze ettiği bir şey. Sandalyeleri dağıtırken eskiden yapılan şey nedir? Nüfus payına göre dağıtılırdı. Nüfus payınıza göre kaç sandalye sahibi olmanız gerekiyor? İşte 23.8. Niye 8? Çünkü bir sandalyenin %80'i kadar nüfus var sizde ama bir sandalye olmadığı için 21 sandalye alırsınız. Bir de bir sandalyenin %80'i kadar nüfus heba edilmiş olur. Bu heba edilmiş nüfusları da en fazla heba edilen nüfus sahibi olan ilden düşüğe kadar sıralanır ve o şekilde dağıtılırdı. Şimdi bu dediğim gibi matematiksel olarak bunun kesin karşılığını bulmak mümkün değil. Çünkü nüfus oranı bölünebiliyor fakat sandalyeler bölünemiyor tabii ki. Dolayısıyla bazı iller bir sandalyenin %70'ini karşılayacak kadar nüfusla bir sandalye sahibi oluyorlar. Bazıları %50'sini sağladığı için sandalyeye sahip olamıyor. Şimdi burada önemli olan şey şu. Biz 80'den itibaren 80 rejiminin getirdiği bir düzenlemeyle önce illere nüfuslarından bağımsız birer tane sandalyeyi veriyoruz. 81 tane ile birer tane gidiyor. Şimdi ondan sonra da geri kalan 519 tane sandalyeyi nüfusa göre dağıtıyoruz. Şimdi o zaman ne oluyor? Bir nüfus
bir tane sandalyeyi alan Bayburt'u örnek verelim. Bayburt, Tunceli gibi ufak illerde bir tane sandalyeyi kazanmaya yetmeyecek kadar nüfus var. 0.85 sandalyelik nüfusu var. Bir tanesini garanti birinci roundda alıyor. İkinci roundda da o 0.85 nedeniyle bir ekstra sandalye daha alıyor. Şimdi bu sandalyeleri biz Bitcoin gibi bilgisayarda üretmiyoruz. 600 tane elimizde sandalye var. Birine sandalyeyi verdik mi, birine vermemiş oluyoruz. Bu vermediğimiz iller neredeler? Bu vermediklerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi çok nüfus sahibi olan büyük iller. Şimdi bunun sonucu olarak benim hesabım, yani dün akşam oturdum yaptım, 35 tane böyle sandalye var. Şimdi bu 35 tane ve bu da 35 tane ilde birer tane fazladan sandalye. Fakat İstanbul'a 14 tanesi gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bazı iller çok fazla, daha fazla, %10 kadar daha yukarı çıkması gerekiyor. Yani İstanbul'da 100 tane sandalye varken 14 tane gibi yeni sandalye gelmesi bekliyor benim hesabıma göre. Diğer ufak illerde ise birer tane fazla var. Şimdi tabii burada pratik şöyle bir sorun var işte. Dediğim gibi bazı iller, Bayburt, Tunceli vesaire gibi ufak illerde bir tane dahi çıkartamayabilir eğer bir garanti vermezseniz. O zaman tabii bu baştan bir sandalyenin eğer kazanılamayacak durumda ise nüfusu bir tanesinin verilmesi lazım. Ama bir sandalyeyi alamayacak nüfusu olan bir ilin iki tane sandalyeye sahip olması gibi bir temsil adaletsizliğinin olmaması lazım. Yani benim yine yaptığım hesaba göre bu illerde Bayburt, Tunceli gibi illerdeki nüfus, bir sandalye başına düşen nüfus İstanbul'dakinin 1/4 civarında. Bu ne demektir? İstanbul'da 4 kişinin oyuyla bir sandalye çıkarken o illerde 1 kişinin oyuyla bir sandalye çıkmış oluyor. Şimdi yani bu ideal temsiliyeti nasıl sağlayabiliriz diye soracaktım. Birer sandalye evet. verilmesinin aslında yine temsiliyet açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ona mecburuz. Çünkü Türkiye'de temsilin temeli iller. Yani o zaman illeri ilave edip yeni iller yaratmamız lazım. O çok daha komplike bir iş. Yani her ilde valilik var örneğin. Niye bu? Çünkü merkezi idarenin yapılanması bu şekilde. Dolayısıyla nüfus olmasa dahi, bir sandalyeye yetecek nüfus olmasa dahi, bu illerin bir tane sandalyeye mutlaka ihtiyaçları var. Ama sadece bu aranjman nedeniyle bir de ekstra ikinci sandalyeyi almaları, topladığınız zaman büyük illerin temsilinde büyük adaletsizlik ortaya çıkartıyor. Yani bunun tabii siyasi sonuçlarının ne olduğu spekülasyon. Ama etmesi çok zor değil. Bu illerin siyasi tercihleri, çevreci, liberal görüşlere mi yatkın diye düşünmeniz lazım. Yoksa daha muhafazakar, daha farklı dünya görüşleri mi burada sandalyede temsile yansıyor? Tabii ki öyle oluyor. Yani 35 tane sandalye İstanbul'dan, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerden çıkacak olsa, meclisteki düşünce yapısı da bu illerdeki nüfusun tercihleri doğrultusunda değişecektir elbette. Şimdi bu zaten elimizdeki sistemdeki bir temsiliyet sorunuydu ve daraltılmış bölge evet. yani öneriyle birlikte şimdi yeni seçim bölgelerinin yaratılacağını söylüyorsunuz ve bunu evet. kimin seçiyor, kimin yapıyor olduğu da çok önemli bir durum değil mi? Tabii ki evet. Burada büyük partiler kadar küçük partilerin de temsil edildiği bir danışma mekanizması kurulması lazım. Yani da anlaşılabilir mi? Ondan da emin değilim. Yani burada Amerika'da dediğim gibi bu iş mahkemede sonuçlanır. Çoğu zaman mahkemeye gider. Çünkü anlaşılamaz yani. Anlaşılması çok zordur. Türkiye'de bu iş nasıl çözülecek onu bilmiyorum. Bu gerrymandering dediğimiz durumu daha önce de gördük değil mi? Türkiye'de seçimlerden önce böyle bir ilçelerin yani, değiştirilmesi.
Evet, yani böyle şeyler duyduk. Fakat sonucu tabii görmemiz çok kolay değil. Yani mesela konuşulan şey, yani Şişli'den bir mahalleyi alıp Sarıyer'e bağlamak ile Sarıyer'deki seçimleri bir partiden öbür partiye geçirmek gibi bir strateji izlendiğini duyuyoruz. Ama bu sonuç, yani örneğin 2019'da gerçekleşmedi. Yani tabii ki yapılan her türlü yeni düzenleme seçmenlerin tercihlerinin bir evvelki seçimdeki gibi olacağı varsayımıyla yapılıyor. Aslında öyle olmayınca bütün hesap bozulabilir tabii. Büyük ihtimalle de bozulacaktır. Benim kanaatim bu tür manipülasyonlarla elde edilmeye çalışılan amaçlı etmek gerçekten çok zor. Çünkü bilhassa önemli kritik seçimlerde bir dalga sahile vurduğu zaman her şeyi silip süpürüyor. Öyle oradan iki sandalye kazanalım, buradan bir sandalye kazanalım türündeki ufak hesaplar hepsi bozuluyor tabii. Bir yandan ama çok kritik olduğunu da söylüyorsunuz bu durumu, ama seçimde işe yaramaya da bilir böyle matematiksel hesaplar. Hangisi? Yani bunu Anavatan Partisi zamanında görmüştük. Anavatan da böyle şeyler yaptı. Fakat iktidarda kalması için bir etki yaratmadı yani. Neden? Çünkü etteki esas sorun bu büyük dip dalganın sizin arkanızda olup olmadığıyla alakalı bir şey. Bunu seçimde dediğim gibi 30-35 tane sandalyeyi oradan alıp buraya götürelim şeklinde bir uygulamayla değiştirmeniz mümkün olmuyor. Bu daraltılmış bölge önerisi daha çok fazla oy alan partilerin isimine yarayacak bir şey gibi görünüyor, ama Milliyetçi Hareket Partisi de ittifakın ortağı olarak ilk önce AKP ile birlikte onlar bu taslakla ilgilenecekler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin dezavantajına olmaz mı bu durum ve öyle olursa kabul ederler mi? Şimdi bu yedili sistem dediğim gibi 10-15 tane ilde ancak uygulanabilecek. Belki 10-15 bile değil. Yani açıp bakmak lazım. Ve bu illerde ilk 3 parti 7 sandalyeyi paylaşabilecek. Yine oy dağılımına bağlı tabii bu. Yani o dağılımı birbirine çok yakın, yani 30-28-25-20 gibi 4 parti olursa o zaman 4. parti de 7'nin birini çıkartabilir. Ama Türkiye'de böyle olmuyor bu dağılımlar. İşte 40-35 10 civarında oluyor. Öyle olunca 3. parti 10 ile belki 3. 4. sandalyeyi kazanabiliyor. Ama geriye kalan 3. parti dışındaki partilerin hiçbir şansı kalmıyor. Şimdi bu MHP için ne anlama gelir? Evet, tek başlarına ittifak dışında eğer rekabet etmeye göze alırlarsa bu sistem MHP'yi zorlayacaktır. Büyük illerde zorlayacaktır. Küçük illerde değişen bir şey olmuyor. Yani siz zaten 5-6 tane milletvekili çıkartan bir ilden konuşuyorsak orada yine eski tas eski hamam olacak. Aynı şey, aynı seçim devam edecek. Ama neredeki 15 milletvekili ve üzeri var, o zaman birdenbire 15'e bölmek yerine 7'ye bölmeye başlayacağız. Şimdi genel olarak bu önerilerin amacını da konuşalım Milliyetçi Hareket Partisi'nin olası tavrı üzerinden. Amaç nedir burada diye soracağım. Çünkü MHP dezavantajına olsa da bunu kabul etmek isterse bunun sebebi ne olur? İttifak neyi amaçlar bu değişikliklerle? Bunu söylüyorum. Özellikle anketlerdeki düşüş mü etkili burada? Yani benim gördüğüm bu doğrudan aslında şöyle bir sonucu olacak. Büyük illerden HDP milletvekillerinin seçilmesi çok zor olacak artık. Seçilebilmeleri için bütün ülke sattığında almış oldukları %12 gibi bir oy düzeyini o büyük illerde de yakalamaları gerekecek. Yakalasalar bile oy dağılımına bağlı olarak yine zorlanabilecekleri durumlar olabilir.
Burada da toplasanız 5-6 tane milletvekilinden bahsediyoruz aslında. Onun dışında çok büyük bir etkisinin olması, ittifaklar sürdüğü sürece bence çok olası değil. Dolayısıyla bunlar marjinde yapılan ayarlamalar. O açıdan yani bu kadar büyük tartışmaya değer bir etkisi olmasını ben açıkçası beklemiyorum. Dediğim gibi çünkü dip dalganın oy dağılımını nasıl değiştireceğini kestirmek çok zor. Çok da önemli değişiklikler değil diyorsunuz. Belki iktidarın ve ittifakın siyasi tavrını göstermesi açısından önemlidir. Çünkü bir oy oranı düşme ihtimalinde de herhalde parlamentodaki çoğunluğu sağlamaya çalışmak burada önemli olan, değil mi onlar için? Tabii şimdi şu anda karşı karşıya olunan durum şöyle bir durum. Yani başkanlıkla alakalı bir düzenleme değil bunların hiçbir tanesi başkanlık seçimiyle. Orada yine eski sistem işleyecek. Yani ilk turda 50'yi geçerseniz kazanacaksınız. Geçemezseniz ikinci tura ilk iki aday yarışacak. Yine çok oyu alan kazanacak ikinci turda. Ama diyelim ki başkanlık seçiminde Cumhur İttifakı istediği başarıyı elde etti. O zaman meclis çoğunluğunu da elinde tutması gerekiyor. Şu anda MHP ile olan işbirliğinin temel nedeni bu çoğunluğu yakalayamamış olması. Ve bu tabii ki ne kadar konforlu bir ittifak olduğunu yani sorunlar yaşandıkça görüyoruz. Benim kanaatim AK Parti böyle bir ittifaka gerek olmaksızın çoğunluğu da kontrol edebileceği bir meclis aritmetiğini tercih edecektir. Ama bu bugünkü konjonktürde mümkün mü? Pek mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Eğer mümkün değilse bunu biz acaba marjinde 3-5 sandalyeyle oynayarak kendi lehimize çevirebilir miyiz gibi bir düşünce bunun arkasında olabilir. Ama benim kanaatim yani burada elde edilebilecek avantaj öyle düzinelerce sandalyelik bir avantaj değil. Eğer eski oy verme örüntüleri devam ediyor olsa dahi yine işte 10-12 tane sandalyeden bahsediyoruz maksimum. Peki bugünkü konjonktürde 2023'te olacağı söylenen seçimlerden önce başkanlık seçimi sistemiyle ilgili bir değişiklik yapılması mümkün olur mu? Örneğin iki basamaklı değil de tek basamaklı bir seçim yapılsa ve 3 adaydan ilki seçilse %40'ın birinci olabilir. Bu mümkün mü? Yok değil. Yani bu mümkün değil çünkü bunu anayasaya yazmış durumdalar. Anayasa değişikliğini de yapacak rakam şu anda ellerinde yok. Bunu yapamazlar. Farkı yaratacak değişiklik bu olurdu herhalde şu anda. Tabii eğer bunu yap, bir ara konuşuldu fakat o sonra hemen herkes uyandı ki yani bunu yapmak için anayasa değiştirmeniz lazım. Ya 400 milletvekili bulmanız lazım ya 360 ile bunu referanduma götürmeniz lazım. Yani bundan hiç ikisi de yok yani. Bu şimdilik mümkün görünmüyor. Yeni değişiklik bir tanesi de milletvekili transferini engellemeyi amaçlıyor başta da bahsettiğim gibi. Seçimden sonra transferle grup kurulması ve bu şekilde seçime girme yeterliliği kazanmasının partileri engellenmek isteniyor. Buradaki hedef de belli herhalde. Bunu nasıl görünüyorsunuz? Yani benim kanaatim yani çok iddialı olmasın ama bu biraz ham hayal yani. Niye? Çünkü işin doğası şudur. Bir milletvekili seçildiği zaman siz bu milletvekilini, sen milletvekilisin ama kendi kararlarını kendin verme, illa seçildiğin yerde otur diyemezsin. Bu olmaz yani. Ya milletvekili kendi iradesiyle siyaseti nasıl ve nerede yapacağına kendisi karar verir ya da milletvekili olmaktan çıkar. Şimdi bu düzenleme ne kadar kısıtlayıcı gibi görünse de yani kapı arkasında değişik yöntemlerle bu bypass edilir. Nitekim işte 2018 seçimlerinden evvel bu yapıldı biliyorsunuz.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden ödünç milletvekili verildi, grup kuruldu ki seçime girebilsinler. Böyle şeyler bu hile-i şeriye gibi gözüküyor. Fakat aslında demokrasinin ihtiyacı olan kıvraklıklar. Aksi takdirde çünkü yani iktidarın her türlü şeyi kendi inisiyatifiyle bir anlamda siyasi bir sopa kullanarak rakiplerini rekabet dışında tutması anlamına gelir. Bu müsaade edilemez tabii ki. Dolayısıyla muhalefet bunu bypass edecek, kıvraklığı gösterecektir. Yani bu nasıl olur? Şimdi konuşmaya dahi değmez. Niye? Çünkü bir yapsınlar bakalım düzenlemeyi. Sonra o düzenlemeye karşı yeni bir strateji geliştirilir. En kötü ihtimal olabilecek şey bağımsız olarak durunur. Ama bağımsız olduğunuz zaman da yine diğer partilerle beraber oy kullanırsınız. Buna hayır diyecek bir düzenleme olabilir mi? Olmayacak tabii ki. Dolayısıyla bu tamamen gereksiz bir düzenleme bence. Düzenleme yaparsan buyurun. Bence hoş görünmüyor ama bunu göze alıyorlarsa bence yapabilirler, hiç sorun değil. Yetkisizlikten sonra muhalefette başka bir formül bularak tekrar bir kıvraklık yapabilir diyorsunuz. O bahsettiğimiz milletvekili transferi için de demokrasinin ihtiyacı olan bir kıvraklık dediniz. Şimdi seçime 1-2 yıl kala yapılan bir değişiklikten bahsediyoruz. Bu da aslında bir tür politik kıvraklık olarak adlandırabileceğimiz bir durum. Çünkü iktidarın ve ittifakın seçime aslında kendi avantajına hazırlanması anlamına geliyor gibi görünüyor. Küçük de siz, önemsiz de bulursanız. Evet. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ittifaktaki bir partinin, pardon, iktidardaki bir partiniz bundan önce seçimi kendi avantajına göre düzenlemesi demokrasi açısından nasıl değerlendirilebilir? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, bu seçim sistemi kurgusu doğa bilimleri, astrofizik gibi kuralları olan ve bu kuralları biz siyaset dünyasında keşfet ederek anladığımız bir şey değil. Bu bir kurgudur ve her zaman için matematiksel doğruluğu yok, siyasi amaçlar doğrultusunda tercihlerde bulunarak yaptığınız bir kurgudur. Yani biz dar bölgeyi tercih ederiz çünkü deriz ki biz sadece yani en çok oyu alan seçilsin, geri kalanların temsilini önemsemiyoruz dediğiniz için bunu yaparsınız. Niye önemsemezsiniz? Çünkü dersiniz biz Amerika gibi bir ülkeyiz. Zaten iki partinin dışında 3, 4, 5. partilerin temsil edilmesini gerektirecek bir sosyal yapı ve siyasal bir hareketlilik yok. Dolayısıyla iki parti de bu temsili yerine getiriyorlar diye düşünür. Böyle bir tercihte bulunabilirsiniz. Fakat Türkiye öyle bir yer değil. Dolayısıyla Türkiye'de biz dar bölgeyi değil, nispi seçim sistemini tercih ettik. Neden? Çünkü Türkiye'nin tecrübesi 46 seçimlerinden 57 seçimlerine kadar 4 tane seçim yapıldı. Dar bölge seçiminden daha da garip bir seçimdi o. İstanbul gibi bir yerde o devirde 25-30 tane ya da daha fazla milletvekili seçilirken bir oy fazla aldığınız zaman bütün sandalyeleri kazandığınız bir sistem vardı Türkiye'de 50'li yıllarda. O yüzden muhalefet edemiyordu. Muhalefet %40 oy alsanız dahi muhalefetin lideri olan İsmet İnönü o devirde ancak Malatya'dan seçilebiliyordu. Neden? Çünkü Malatya'da bir oy fazla alma ihtimali çok daha fazlaydı. İstanbul'a gelseydi ya da Ankara'da seçime katılsaydı o bir oy çıkmadığı takdirde ana muhalefet partisi lideri meclise giremeyecek durumda kalabilirdi. Şimdi böylesine garip bir sistem uyguladı Türkiye. O da çok büyük bir reaksiyon yarattı tabii. Yani temsilde çok büyük bir adaletsizlik oluyordu. Siz %51 oy alarak %75-80 temsili alabiliyordunuz. Şimdi böyle bir demokrasi istiyorsak o sisteme geri dönebiliriz. Bunların demek istediğim şey şu,
seçim sistemi kurgusu siyasi bir tercihi yansıtan bir şey. Öyle herkesin kabul ettiği doğruları olan bir mekanizma yok. Dolayısıyla Türkiye'de bu tercihleri yapıyor. Şimdi seçimden bir sene evveli de alınan bir kararla siz bir sonraki seçime gidebilirsiniz. Bu da Türkiye'de daha evvel olmayan bir düzenlemeydi. Yani seçimden 3 ay evvel yeni bir kanun çıkartıp seçime öyle gidebiliyordunuz. Hatırladığım kadarıyla Anavatan Partisi böyle şeyler yapmıştı. Şu anda onu yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? Çünkü o kanun şu anda bağlayıcı. O yüzden bütün tartışma şu anda, eğer bu anlaşılan ancak Eylül-Ekim'de meclise getirilebilecek bu düzenleme, o zaman o da şu demek. Demek ki önümüzdeki bir sene içinde seçim olmayacak. Niye? Çünkü Eylül-Ekim'de çıkarıyorsanız ancak 22'nin Kasım'ında seçim yapmayı planlıyorsanız bu değişikliği o tarihte yapıyorsunuz anlamına gelir. Eğer böyle bir hesapları varsa. Tabii eğer yine erken seçim kararı alındı ama o zaman bu değişiklikler o seçimde uygulanamaz olacak. Eğer bunu da değiştirmeye girişmezse tabii iktidar partisi. Şimdilik ısrar ediyor ama iktidar erken seçim olmayacağını söylüyor ve 2023'ün beklenmesi gerekiyor. Evet. Ama tabii ki Türkiye'de bu konularda değişiklikler bekleyebileceğimiz bir siyaset olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha önce de bunu söyledik. Siz bu değişikliklerin çok önemli olmadığını söylüyorsunuz. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri örneği de geliyor aklıma. Çünkü orada da Trump'ın seçilmesinin sebebinin de seçim sistemi olduğu söylenmişti daha önceki seçimlerde. Ama böyle bu kadar büyük değişiklikler değil ve tabanın bir şekilde temsiliyetinin isteğini sandığa hala yansıyacağını düşünüyorsunuz, değil mi? Şimdi Amerika'daki seçimin şöyle bir garip durumu da var. Sadece dar bölge değil, başkanlık seçiminde bu Electoral College dedikleri bir ikili bir yapı var. Yani siz seçimi Kaliforniya'da kazanıyorsunuz, Kaliforniya'nın Electoral College'a gönderdiği bütün sandalyeleri kazanıyorsunuz ve sonra o sandalyelerin temsilcileri sizi başkan seçiyorlar. Yani başkan direkt halkın önce halkın oyuyla bu meclis diye adlandırabileceğiniz Electoral College sandalyeleri dağıtılıyor. Daha sonra oradaki temsilciler başkanı seçiyorlar. Şimdi bu aynı Türkiye'deki gibi garip bir temsil sorunu oluşturuyor. Niye? Çünkü burada görece ufak eyaletlerin temsili Kaliforniya, New York gibi, Florida gibi yerlerden daha fazla. Dolayısıyla ne oluyor? Hillary Clinton'da olduğu gibi popüler oyun daha fazlasını almanıza rağmen Electoral College'da kaybetmiş oluyorsunuz. Yani Trump'ın seçilmesinde tam da böyle oldu. Daha fazla oy aldığı için seçilmedi. Daha fazla oy alan Clinton'dı ama seçilemedi. Çünkü Electoral College'daki ağırlığı yeterli değildi. Fakat bu seçimde işlemedi o. Bu seçimde yine Biden seçimi kazanabildi. Çünkü ikisinde de kazandı. Hem daha fazla oy aldı hem de Electoral College'daki temsilci sayısı daha fazla. Hep birlikte bu değişiklikler ne oluyor göreceğiz. Son kısa bir soru. Tahmininiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün bu önerileri kabul etmesi mi olur? Bundan sonra kısa vadede ne görürüz bu konuyla ilgili? Yani bu tabii ittifaka kendisini ne kadar bağladığına bağlı. Ben uzun dönemli düşünen bir MHP yöneticisi olsam bunu kabul etmezdim. Neden? Çünkü bu ittifak devam etmediği zaman siz tek başınıza seçime girmeniz gerekecek. O zaman İstanbul'dan biraz zor milletvekili çıkartırsınız. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, bu tür yerlerden MHP'nin sandalye çıkarması daha zor olur. Çünkü yani bu şehirlerde ilk üç parti arasında şu an itibariyle gözükmüyor.
Ama eğer seçim bölgesi geniş olursa İstanbul'dan alacağınız %7,5-8 gibi bir oyla 2-3 sandalye kazanabilirsiniz. İttifaktaysanız hiçbir sorun değil. Ama ittifak dışında kalırsanız o zaman bu sistem sizin aleyhinize işler. Yani parti uzun dönemde ittifak dışında siyaset yapmayı düşünüyorsa bunu kabul etmemesi lazım. Düşünmüyorsa o zaman o kendi bileceği bir şey tabii. Bir şekilde bir pazarlık dönecek ve bir taslak üzerinde anlaşılacak ve daha sonra diğer parti liderlerine de o taslak gönderilecek ve bakalım seçim sisteminde nasıl değişiklikler göreceğiz. Profesör Doktor Ali Çarkoğlu, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sosyopolitik'te bu hafta iktidarın planladığı seçim yasasındaki değişiklikleri konuştuk ve Koç Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'nu ağırladık. Bu değişiklikleri Medyascope'da takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen siz de bizleri izlemeye devam edin ve Bağımsız Gazeteciliğe destek olmak isterseniz aşağıdaki YouTube'daki katıl butonu veya Patreon linki üzerinden Medyascope'a destek olabilir ve işimizi layıkıyla yapmamıza devam etmeyi sağlayabilirsiniz. Sosyopolitik'i izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.